Bundan önceki videoda hatırlarsanız izlemediyseniz de şu an kartlar kısmından çıkan videoda uçan kumandadan gelen sinyallere göre flaplarının kontrolünü yani kanatçıkların kontrolünü sağlamıştık. Bu yazılımı tamamladık. Üzerinde geliştirme yapmaya devam edeceğiz. Kalman filtresi gelecek. Ama bunlar gelmeden önce motorun da kontrolünü sağlayalım istedim. Fırçasız motorumuzun yani ESC'nin kontrolünü bu videoda nasıl yapacağımızı göreceğiz. Ben de sizinle birlikte zaten yapıyor olacağım. Serinin konseptini daha önceki videoyu izleyenler biliyor zaten. Ancak video konumuza geçmeden önce size güzel bir haber vermek istiyorum. Birikim pilleri bizim bu videomuza sponsor oldu, hatta uçak projemize sponsor oldu ve uçağımızda kullanacak olduğumuz 3 esli tüm polimer bataryaları temin etme konusunda bize yardımcı oldular. Bize 2 adet batarya hediye ettiler. Buradan Kadem Bey'e ve Erdem Bey'e teşekkür ediyorum ayrıca. 3S 2200 mAh Power Extra marka lityum polimer bataryalar bunlar. Birikim pillerinden de biraz bahsetmek gerekirse Power Extra markasının Türkiye distribütörü ve Türkiye'nin en büyük pil tedarikçisi kendisi kurumsal işletmeler, askeri alanlarda, savunma sanayide birçok firmaya ürün tedariği sağlıyorlar. Ben birikim pillerinin internet sitesini ve alışveriş yapabileceğiniz e-ticaret sitesini videonun açıklamalar kısmına koyuyor olacağım. Oradan girip siz de pillerinizi birikim pillerinden sipariş verebilirsiniz. Özellikle lityum polimer bir batarya alacaksanız piyasada maker sitelerinde isimsiz güvenilir olmayan ürünler çokça bulunuyor arkadaşlar. Zaten ben de bu konuda birçok arkadaş Instagram'dan uyarmıştı. Sahte bir markanın litim polimer pilini alma dikkatli ol demişti. Bu yüzden ben de aslında güvenilir bir marka arayışındaydım. Birikim pilleriyle yolumuz kesişti bir noktada. Peki merak edenler vardır. Neden iki tane var bu pillerden elimde? Bunlardan bir tanesini birikim pilleri bizim projemizde kullanmak için hediye etti. Bir tanesini de takipçilerimize hediye etmek için bize gönderdi Arkadaşlar bu hediyeyi Tabii ki bir çekiliş yoluyla yapacağız çekilişi her zamanki gibi yapacağız sadece birkaç küçük fark olacak Instagram'dan bir çekiliş gönderisi paylaşacağım onun altında iki arkadaşınızı etiketlemenizi gönderiyi beğenmenizi Instagram sayfamızı takip etmenizi ve birikim pillerinin açıklama kısmında bırakacak olduğum Instagram sayfasını takip etmenizi isteyeceğiz. Ve bu videonun altına da katılıyorum diye yorum yazmanız gerekecek arkadaşlar. Bu şartları yerine getiren arkadaşların arasından bir kişiye bir hafta sonra sonucu açıklanacak bir çekiliş düzenleyeceğiz. ihtiyacı olan birine çıkar inşallah diyorum. Ve konumuz artık geri dönüyorum. Geri dönmeden önce şundan da bahsedeceğim. Sadece internetten alışveriş yapabildiğiniz bir firma değil. Birikim pilleri Tuzla, Şişli, Beyoğlu ve Kadıköy'de mağazaları var. Kadıköy Yazıcıoğlu alt katta bir mağazası var. Perpa Ticaret 8. katta bir başka mağazası var. Karaköy Kemenkeş Caddesi'nde bir başka mağazası var. Ve Tuzla Aydıntepe Mahallesi'nde bir başka mağazası var. Bunları söyledikten sonra pilleri bir kenara kaldırayım ve video konumuza geçelim. Şimdi bir önceki videoyu izleyenler hatırlayacaktır. Yerkes ve IHA yazılımını açtım. Yerkes bizim kumandamızın yazılımı. İHA yazılımı da uçağın içerisindeki kontrol kartının yazılımı oluyor. Sıfırıncı byte'da bizim gaz komutumuz gidiyor. Gelenlerde bakalım. Zaten gaz diye değişken yapmıştık. Direkt bakın gazı sıfır gönderiyorduk. Biz gelen veriyi değil de direkt kendimiz sıfır yazdırıyorduk. Çünkü flapları kontrol eden yazılımı geliştirirken motorun çalışmasını istemiyorduk. Şimdi hemen buna değişkenimizin adı neydi? Gaz değişkeni gaz yazalım ve bir yükleyelim bakalım. Kumandamı da açıyorum. Gazı sıfıra çekiyorum ki ESC devreye girsin. Evet ben yakın açı kamerayı açayım. Şimdi şöyle göstereyim ben kumandayı da bir yandan size. Bakın şimdi şu ölü alanı görüyorsunuz. Bu yüzden bu joystick'i değiştireceğiz. Onu da göstereyim hatta. Yeni bir joystick sipariş ettim. Görmeyen arkadaşlar varsa Instagram'dan göstermiştim ama şu şekilde daha profesyonel bir joystick'imiz var artık. Şu şekilde gaz verdiğimde bakın hala gelmedi. Yavaş çalıştırmak istiyorum ilk aşamada. Direkt maksimum çalışıyor. Yukarı gittiğimde de kapanıyor. Duruyor yani. Sadece orta konumda çalışıyor biraz değişse bile kendini kapatıyor. Hemen kapatalım. Kumandamızı kapattığımızda şurada almış olduğumuz eğer ki veri gelmiyorsa gazı sıfıra çek ve flapları da 90 dereceye çek komutu sayesinde motorumuz duruyor. Şimdi burada ne yapmamız gerekiyor? Şimdi servoları kontrol ederken digital write Dijital write diyorum. Kuyruk servo nokta write komutunu kullanmıştık. Yani servo kütüphanesinin direkt 0 ile 180 arasına çektiğimiz değeri göndermesini istemiştik. Ancak şimdi hatta ben direkt hemen servo kütüphanesinin içine bir bakalım. İşte sürekli dönüşlü servolarda 0 ile 180 arasında verdiğimiz değer dönüş yönünü ve hızını belirliyor. 90'da duruyor şeklinde bir burada ibare var. Sürekli dönüşlü olmayan bizim servolarımızda da 0 ile 180 arasındaki değer servomuzun dönecek olduğu dereceyi belirtiyor. Ancak biz fırçasız motorumuzda bu 0 ile 180 arasındaki değerde çalışmayacağız. Daha hesaplaması kolay olması açısından bakın burada servo kütüphanesinin bir fonksiyonu daha var. Servo write microseconds şeklinde. Hemen bir Türkçe'ye çevirelim anlamına bir Beraber bakalım milli buna göre kontrol ederek servoya mikrosaniye cinsinden bir değer yazar demiş servonun motorun açısını ayarlar demiş standart servolarda 1000 parametre değeri tamamen saat yönünün tersine 2000 de tam saat yönünde 1500 ise ortadadır demiş yani 1000 değeri tamamen sola atıyor. Yani 0 aslında 0 ile 180 arasında gönderirken ki 0'ın yerini alıyor. 2000'de 180'in yerini alıyor. Burada çözünürlüğü daha da açmış oluyoruz. 0 ile 180 arasında seçim yaparken sadece 180 adımda hızı belirleyebiliyorduk. Ancak şu anda bu yöntemle 1000 adımda hızı belirleyebiliyor olacağız ve bazı avantajları da olacak. Birazdan bahsedeceğim. Bazı üreticiler bu standartı çok yakından takip etmediği ve bu nedenle servoların genellikle 700 ile 2300 değerlerin arasında yanıt verdiğini burada belirtmiş. Hemen onu deneyeceğiz. Şimdi bu fonksiyonun hemen altta örneğine baktığımızda normal attach komutuyla atamamızı yapıp servo write diyeceğimize servo write microseconds diye parantez içerisinde o değerimizi yazdırıyoruz. Hemen yazılıma geri dönelim. İHA yazılımına geldim. Öncelikle benim map komutlarım neredeydi? Map komutu kumanda da ayarlıyorduk. 0 ile 1023 arasındaki değeri biz öncelikle 1000 ile 2000 arasında bir ayarlayalım. Bunu kumandamıza yükleyeceğiz. Ondan sonra gelen veriler şöyle gaz artık burada bin komutunu göndermemiz gerekecek ve write micro seconds diyorum ve oradaki değeri yazdırıyor olacağız. Şimdi öncelikle bunu yükleyelim. Sonrasında bağlantıyı değiştirip kumandaya da yazılımı yükleyeceğim. Şimdi joystick'i yine yavaş yavaş bırakıyorum. Orta konuma geldi hala bir ses yok. Üst konuma geldi halen bir ses yok. Evet gelenlerde byte olarak atama yaptığımız için 1000 ile 2000 arasındaki değeri buraya kabul edemedi. Bunu hemen integer'a çekeyim. Şimdi şöyle yazılımı yükledim. Şu anda 1000 ile 2000 arasında write microsecond komutuyla aslında ESC'ye komut gönderiyorum. Yazdığına göre normalde bunun standartı 1000 gönderdiğimizde motorun durması, 2000 gönderdiğimizde maksimum hızla çalışması. Bakalım bizim ESC'miz bu standarta uyarak mı çalışıyor? Yoksa aşağıda yazdığı gibi 700 ile 2300 arası gibi saçma bir değer arasında mı çalışıyor onu göreceğiz. Şimdi gene minimum konumda tutuyorum. Yavaş yavaş ölü noktamız olmasa aslında daha iyi bu testleri yapabilirdik. Bakın şu noktada geldi ama maksimum hızla çalışıyor gibi. Biraz daha ektirdiğimde hızı düşüyor. Bunu anlamak için biz bir tersleme yapmış mıydık bu komutta? 1000 ile 2000 arasında burada bir terslememiz yok. Servolarda tersleme var. Şimdi bu durumda kumandayı kapattığımda 1000'e çekiyordu ya. Bakın kapattığımda normalde bindeki hızıyla dönüyor. Yani bin aslında onun minimum hızı değil, çoktan hız olarak belli bir noktaya gelmiş seviyesi. Şimdi bunu çözmek için öncelikle şuradan gazı kapattığımızda sıfıra çekelim. 1000'de değil sıfıra çekelim garanti dursun. Çünkü elim hep bu şekilde e, tutmak zorunda kalıyorum. Evet kapattım. Şu an sıfırdayız. Alıcıda hangi değeri aldığını, hangi değerde motoruna kadar döndüğünü görmek istiyorum. Bu yüzden nerede biz alıyorduk değerleri ne yapalım? Gaz değişkenini direkt içerisine yazdıralım. Ne geliyor ne gidiyor bir o şekilde göreceğiz. Evet sıfır değeri geliyor. Kumandamı açtım. Bakın kumandamı açtığımda direkt 2000 değeri geliyor. Yo düşmeye başladı. Şimdi buradan ne çıkartmamız gerekiyor? Gazım sıfır olması gereken yerde aslında maksimum gaz gönderiyor. 2000'den başlıyor giderek düşüyor. Bunu terslemek için Hemen kumandadaki aslında komutlarımı değiştireceğim. 1000 ile 2000 arasında değil de 2000 ile 1000 arasında ayarlamasını istiyorum. Ancak burada bir şey daha var. Bu da motor aslında bu değerler arasında çalışmıyor. Gördüğünüz gibi 2000 değerinde motorum dönmüyordu. 1600'lü değerlere yani 1700'ün altına inmeye başladığı zaman motor hareketlenmeye başladı ve 1000'deyken hala belli bir hızda gidiyordu. Yani 1000'in de altına düşmem gerekiyor. Bunun için sadece deneme yapmak için ben buradaki 1000 değerini 100 yapmak istiyorum. Bu şekilde kumandama yükleyeceğim ve 2000 değerinde zaten durduğunu 2000'e kadar bir aralığının rencinin olmadığını biliyorum. Minimumda onun aralığı ne kadar bunu tespit etmek için bu şekilde bir veri göndereceğim. Alıcıdan yine bu verileri okuyarak kendi aralığımı bulacağım. Her ESC farklı olabilir bu işlemi siz kendi ESC'niz için yeniden yapmanız gerekiyor. Evet şimdi bahsettiğim programı yükledim. 100 ile 2000 arasında değer geliyor. Alıcıdan gelen verileri okuyacağız. komandamı hemen sıfırda tutarak açıyorum. Şu anda gördüğünüz gibi minimumda tutuyorum ve ekrana 100 değeri geliyor. Yükseltmeye başlıyorum. Ölü alanı geçmemiz gerekiyor bunun için. Bakın 300'lerde hala ses yok. 400-500 oldu. Hala motorum dönmüyor. 660'larda dönmeye başladı. Bakın çok az oynatmaya çalışıyorum. 624 689 Sanki 660 diyebiliriz. Çünkü hatta 650 diyebiliriz. Çünkü sıfırdayken en aşağıdayken bazı direnç farkları da olabilir. Oradan hemen çalışacağı konuma geçmesin, sakatlık olmasın. 650 bizim minimum değerimiz. Hemen yükseltiyorum maksimum değerimize bir bakalım. 650'yi geçtim. Şu an çok yavaş dönüyor zaten yükseldi hızımız 800'lerdeyiz Bakın 1700'de kesin yok. İndiriyorum. 1700'lerde yok. 1670 1700 diyebiliriz. Maksimumu da 1700 olacak. Eğer ki bunu eşeğin üstüne çıkarsam hatta 1680 diyelim bence. Çünkü 1700 dersek ve 1700'ü doğru analiz edemediysek orada durmaya kalkarsa biz maksimum gaz ihtiyaç duyduğumuzda, maksimum gaz açtığımızda motorumuzun durması içten bile değil. Bu yüzden 650 ile 1700 arasında 1680 arasında verilerimizi güncelleyelim. Bakın bunu ayrıca şu şekilde de yapabiliriz. ServoWrite Microseconds komutu haricinde tekrar ServoWrite komutunu kullanmak istiyorum. Ama bu minimum değer maksimum değeri değiştirmek istiyorum. Çünkü siz 0 ile 180 arasında ServoWrite komutuyla veri gönderdiğinizde aslında 1000 ile 2000 arasında veri gönderiyorsunuz. Ve bu kütüphaneye bağlı olduğu için bunu değiştiremiyorsunuz. Ben belki 0 ile 180 arasında kontrol etmek istiyorum. Şu anda zaten 0 ile 180 arasında kontrol etmeye kaldıysanız kalkarsak motorumuz direkt binden başladığı için hiçbir zaman durmayacak. Ve 2000'e gittiği için maksimum gaz açışında 1700 geçtiği anda motor gene duracak. Bu yüzden olumlu performans alamayacağız. Bunu umarım anlatabilmişimdir. Biraz karışık gelmiş olabilir. Bunu değiştirmek için burada servonun kütüphanesinde bir fonksiyon daha var. Zaten bildiğiniz bir fonksiyon ama o fonksiyonun kullanmadığımız isteğe bağlı kullanılan bir fonksiyonu var. Servo.eteç komutunu hepimiz biliyoruz. Şuradan şurada gördüğünüz gibi Burada pin numaralarını yani mesela gaz servosu olarak burada atamasını yapacağım. Hangi pine bağlı olduğunu bu komutla bildiriyorduk. Burada bize bahsettiği şeylere bir bakalım. Türkçe'ye çevireyim. İşte pin değişkenlerini atadığımız yerde diyor. Bakın söz dizilimi dedi yani kodun kullanımı sırasında. Servo.attach sadece pin numarası yazabilirsin. Bunu bu şekilde anlarız diyor. Altında benim anlatmak istediğim kullanım senaryosu server.eth pin numarası virgül minimum virgül maksimum değer. Bu neyin minimum ve maksimum değeri hemen aşağıda açıklıyor onu da. Burada parametrelerde pin yazan yere servonun bağlı olduğu pinin numarasını yazın diyor. Min isteğe bağlı yazmazsan program bunu otomatik anlıyor. Servo üzerindeki minimum yani 0 derece açıya karşılık gelen mikrosaniye cinsinden darbe genişliğinin boyutu diyor. Varsayılan olarak 544'müş. Maksimum değeri de varsayılan olarak 2400'müş. Aslında demin 1000 ile 2000 arası dedim ama kütüphanede bunu farklı yapıyormuş. 0 derece gönderdiğimizde bunu 544 olarak gönderiyor. Maksimum değeri de yani 180 gönderdiğimizde de 2400 gönderiyor. Yani burada 700 birim ben sıfırda kalacağım. E, demek istediğimi anlamışsınızdır. 1700'den sonra motorum çalışmayacak çünkü. Eğer ki ben 180 derece dersem tam gazla çalışmasını isteyerek motorum çalışmayacak. 180 değil 130'lardan itibaren çalışmayı durduracak. Halbuki değerim yükseliyor. Bunu değiştirmek için işte bu şekilde hemen biz bunu kullanmayacağız. Direkt e, Dijital Right Microsecond kullanacağız ama yine de göstereyim istedim. Virgül 650 virgül 1680 yazdığım zaman aşağıda Right Microsecond'ı silip gaz değişkenini aldığımda buraya sıfır değeri geldiğinde 650 mikrosaniyelik darbe genişliği gönderilecek. Buraya 180 geldiğinde 1700 gelecek. Bunu yapmasaydık sıfır dediğimde 540 gelecekti 180 dediğimde 2400 gelecekti benim SCM'in aralığına uymuyor. Doğru bir şekilde uçağımın kontrolünü bu şekilde sağlayamayacaktım. Neyse dediğim gibi biz bu komutu kullanmayacağız. O yüzden hemen yaptığımız değişiklikleri geri alalım. Neden peki 0 ile 180 arasında kullanmıyoruz? Hem çözünürlüğü az oluyor. Hem de dediğim gibi bir önceki videoda aslında bahsetmiştim. Bunu otonom uçuşa göre kolay olacak şekilde şimdiden tasarlamaya başlarsak işimiz daha kolay olur. Bu yüzden büyük rakamlarla çalışmak daha hesaplaması kolay olacak. Bu yüzden otonom uçuşta işimize yarayacağını düşünüyorum. 0 ile 180 arasındaki değer pek tam sayı değil. Arasındaki boşluk tam sayı değil. Şu anda arasındaki boşluk bizim tamamen 1000 değer olacak. Ve 1000 değerlik bir çözünürlüğümüz olacak. 650'den 1650'ye kadar. Diğer türlü 180 bölünse bölünmez, çarpılsa çarpılmaz bir değer yani. Bu yüzden bu şekilde kullanacağız. Evet, ESC motor kontrolü de bu şekildeydi arkadaşlar. Şu anda yapacak olduğumuz uçakta sadece kalman filtresi uygulamak kaldı. Çünkü kumandayı açtığımızda şu program bağlantılarını sokayım. Gördüğünüz gibi servolar hem doğru yerinde değil onları ayarlayabiliriz. Onlara bir offset vereceğiz şu şekilde duracak. Ama Ara sıra belli belirsiz parazitler alıyor ve kendileri hareket ediyor. Bu da uçarken iyi bir şey değil tabi. Sağa dönerken oradan bir parazitten etkilenip sağa dönmemesi ya da ben hareket ettirirken eşit oranda hareket etmemesi bu yüzden oluyor. Hem yeni kumandamızı yapalım hem kalma filtresi ilgili ben üzerinde çalışayım. Sonra size bir içeriğini hazırlayayım. Sonrasında uçağımızı artık uçuralım. Tahmin ediyorum ki 2-3 hafta içerisinde uçağımızda ilk uçuşu yapabileceğiz ilk kırımı da o zaman yaşayacağız. Şimdi yapmış olduğumuz, gelmiş olduğumuz konuma tekrar bir bakalım ve sonra da videomuzu burada sonlandıralım. Videoyu beğendiyseniz beğenmeyi ve bana destek olmak için kanalımıza abone olmayı unutmayın. Aynı zamanda artık kanalımızda katıl özelliğini de aktif hale getirdik. Bana daha fazla destek olmak ve daha büyük projeleri yapabilmeme önce olmak istiyorsanız aynı zamanda bu katıl özelliğini siz de kullanabilirsiniz. Çekilişe katılmayı unutmayın. Aşağıda linkleri paylaşacağım. Hem birikim pillerinin hem bizim sosyal medya adreslerimizin. Oradaki şartları yerine getirdiğinizde çekilişe katılabilir ve siz de birikim pillerinin hediye etmiş olduğu pile 3S 2200 mAh bir lityum polimer pile sahip olabilirsiniz. Herkese çekiliş için bol şans. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın.